Herkese merhaba, Mükellef'in sunduğu Swipeline Podcast'a hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki her hafta girişimcilerle sohbet ediyoruz. Onlardan güzel hikayelerini dinliyoruz. Bu bölümde de yanımızda Mehmet Akif Özdemir var. EasyJap'in kurucu ortağı. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Abi hoş geldin. Nasıl gidiyor? İyi, sağ olun. Siz nasılsınız? Güzel ya gayet. Biz de çok iyiyiz. Bu arada her zaman olduğu gibi kolektifteyiz. Onu da unutmadan söyleyelim. Ya biz başta ben sonra soracağım. Tamam ben başlayacağım. EasyJap'ten bir hızlı bahsetsen Akif, çünkü bizim için yeni bir konu değil mi bu? 2018 yılında biz Türkiye'de başladık bu işe. Teknolojiyle ilgilenenler muhtemelen 2018-2019 yılında fark etmiştir dünyada bu işin hızlandığını. Hmm. Ama insanlar genel olarak 2021 yılında Ticaret Bakanlığı'nın lisans vermesiyle biraz daha olayın farkına vardılar. İlk siz mi aldınız lisans? Evet, resmiyette ikinci alan firmayız. Ha, ama 2018'den beri ilk bu işi yapan Türkiye'de biziz. EasyJap tam olarak ne yapıyor? EasyJap ikinci el elektronik ürünleri insanların satın alıyor. Yenileyip 12 ay garanti vererek satıyor. Biz tabii hep telefon diyoruz. Çünkü en popü, en aslında sürtülasyonu olduğu telefondan şey ya, bir de para orada. Ama aslında sadece telefon değil, elektronik ürün dedin çünkü. Evet, elektronik ürün, tablet, akıllı saat, bilgisayar, robot süpürge. Şu an bunların hepsinin satın alımını yapıp yenileyip tekrardan satıyoruz. Tabii ki şu an büyük bir hacim telefonda. Diğerleri, yani 2018'den beri sadece telefonu yaptığımız için telefon büyük bir hacme ulaştı ama diğerleri de 1-2 sene içerisinde. Adın da yani EasyJap, kusura bakma, o yüzden telefon daha çok şey geliyor insana. Daha odak merkezi gibi geliyor. Mesela isim sence bir handikap yaratır mı ilerisi için? Daha böyle kapsamlı her şeyi yenileyen. Bence yaratmaz. Yani EasyJap bir marka olur. O markada bütün yenilenmiş elektronik ürünlerin bulunduğu bir şey. İnternet sitesi, marketplace olur. Bu şekilde devam ederiz. Daha önce ne yapıyordun abi? Ben 2016 yılında Koç Üniversitesi makine mühendisliğinden mezun oldum. Kısa bir süre bir yerde çalıştım. Sonra bu işe başladım 2018 yılında. Neden başlıyorsun bu işe? Yurt nereden dışında gördük bu işi. Türkiye'de çok araştırdık. Neden Türkiye'de yok? Regülatif eksiklikler mi var ya da başka bir sorun mu var diye. Herhangi bir sebep bulamadık. Koç Üniversitesi'nden o da arkadaşım İsmail Dinçer'le bir gün Boğaziçi'nde yüksek lisansa başlamıştık. Okula giderken onu anlattım. Yine kariyerler. Yine kariyer okuyor. Yani. Okula giderken onu anlatmıştım. Sonra derste böyle bir mesajlaştık. Tamam biz bu işi yaparız dedik. 2018 Mart ayında başladık işi yapmaya. İlk siteyi de Haziran ayında açtık. Bu işi yaparız dediğin mesela o zaman neydi? O iş dediğin yani şu anki ile aynı değil büyük ihtimal. O zaman ilk İngiltere'de gördüğümüz model vardı. İngiltere'de gördüğümüz modelde internet sitesinden telefonu alıyorlar. Bir teklif veriyorlar. Yenileyip satıyorlar. Ama tabii biz hayatımızda telefon alıp satmışlığımız yok yani. Biz bu işi nerede yaparız dedik. Ya Sirkeci ya Kadıköy'de yapmamız lazım. Çünkü orada telefoncular var, piyasa var. Orada öğrenmemiz lazım bu işi. Kadıköy'ü seçtik. Kadıköy'de 40 metrekare bir ofiste başladık yapmaya. Ama internet sitesinden insanların bize telefon göndermesini bekliyoruz. Onları yenileyip satmak için. Tabii İzmir'de kimse bilmiyor. Para almadan kimse ürün göndermek istemiyor. O yüzden kimse göndermiyor. Sonra biz ürünleri siteye listeledik. Bu ürünler satışı açtık. Satıldıkça ürünleri tedarik ediyorduk. Yenileyip gönderiyorduk. Bir süre böyle ilerledik. Güzel. Çok iyi. Aynen. Önce talebi önce satıyor. Sonra aynen. O telefonu bulup yenileyip. Talebi görmüş olduk. Sinirlerim bozuldu. Sonra değişik işbirlikleri yapmaya başladık. O işbirlikleriyle beraber EasyJap'de insanlar öğrenmeye başladı. EasyJap'de telefon göndermeye başladılar. İşbirlikleri sayesinde telefonlar gelmeye başladı. Çok böyle ilginç bir olay değil. Bunu Apple'da yapıyor. Bu Swap denen cihazlar senin yaptığın iş değil mi aslında abi? Nasıl yani? Sen mesela telefonun bozulduğunda sana bir tane telefon veriyor sıfır. Ama onu aslında sıfırlıyor. Daha önceden bozulmuş bir telefonu yenileyip sana veriyor. Öyle mi? Bu değil mi? Ben doğru biliyorum. Yani telefonunuz bozuldu. Apple'a gidiyorsunuz diyor ya bana 3000 lira ödeme yapın size yenisini vereyim. O 3000 lira ödeme yapın dediğinde sizden aldığı telefon, eski aldığı telefonu arkada tekrar yenileyip başkası geldiğinde de başkasına veriyor. Evet. Amerika'da bu işi Apple kendisi yapıyor zaten. Evet. Böyle EasyJap gibi bir partneri var. Apple Store'larda eskiyi getir yeni götür var. Buyback yapıyor. Onları toplayıp evet sürekli var. Türkiye'de de artık sürekli var bu kurlardan sonra. Apple'ın kendisinde var mı bu? Türkiye'de yok. Apple Kanada'da var, İngiltere'de var, Amerika'da var. Kendisi bizzat yapıyor. Peki sizin böyle bir işbirliği yapmanız yok mu? Öyle bir mümkün yani? Var, görüşüyoruz. Aynen. Apple yani tedarik
direkt tedarikçi mi denir? Markalarla mı denir? Onlar ne deniyor? Markalarla. Mesela Samsung'un biz buyback partneriyiz. Samsung'un bütün bayilerinde 300 küsür tane bayisi var. Oradaki eskiyi getir yeni götür kampanyalarının hepsini biz yapıyoruz. Bizim ekranlarımız açık. Bizim test programımızı kullanıyor bayiler ve oradaki telefonların hepsini biz topluyoruz. Çok iyiymiş. Zaten sanırım Vatan, MediaMarkt falan hep bu kampanyayı yapanlar. Tabii. Herkes arkada EasyJet gibi biriyle çalışıyor. Aa, öyle mi? Tabii. Ben bilmiyordum. Ben böyle white label olayı olduğunu ben de bilmiyordum. Peki... Mesela hepsi burada da yapıyoruz şu an. Hepsi buradan internet sitesinde var. EasyJet.com'da yapıyoruz zaten. Gürgençler'de yapıyoruz. Evkur'da yapıyoruz. Aa, ben gidiyorum ve yeniliyor. Ben peki sana telefonumu verir vermez mi para alıyorum? Tabii. Mesela Carrefour'da modelimizi anlatayım. Şu an Carrefour'un 30 tane mağazasında eski telefonunuzu satıp sattığınız anda ücretini Carrefour kartınıza para olarak alabiliyorsunuz. O Carrefour kartınıza aldığınız parayı bir sene içerisinde parçalı olarak bütün Carrefour'larda harcayabiliyorsunuz. Aa, öyle bir Carrefour modeli var. Ben nakit almak istiyorsam? Nakit almak istiyorsanız EasyJet'i seçmelisiniz. Çünkü orada Carrefour bu parayı müşteriye verip harcatarak bir gelir modeli var. Tabii, o yüzden nakit istiyorsa müşterinin EasyJet'i... Benim mutlu olabileceğim bir para mı Akif bunlar? Mesela bende şu an iPhone 10 var. 10S. Hadi kafamızı karıştır satalım telefonları sana burada. Yani Kadıköy ve Sirkeci'deki herhangi bir telefoncunun verdiğinden çok daha fazlası. Ha öyle bir şey. Tabii. Yani tamam. Her mutlu edecek bir peki, para. Peki Akif Bey şimdi benim sorum geliyor. Telefonun sıfır mı EasyJet mi? Senin Akif'in mi? Evet. Benim telefonum EasyJet. Helal. Yenilenmiş, okay. Refurbished. Tamam. Güzel. Şimdi peki yenilenmişi biraz açabilir miyiz Akif ya? Yani... Her şey yenilenebilir mi? Yani benim ekranım da kırıldı, işte atıyorum çipinde de bir sıkıntı var. Şimdi ben bunların hepsini yenilenmiş bir şekilde alabiliyor muyum? Tabii ki. Yani şöyle anakart dediğimiz telefonun işte işlemcisinin ve diğer fonksiyonlarının olduğu kısım sağlam olduğu sürece yani orada da tamirler olabilir ama basit tamirler olması gerekiyor. Sağlam olduğu sürece diğer bütün işte kozmetik durumu, ekrandır, kameradır falan hepsi yenilenebilir, değişebilir parçalar. Anladım. Ama anakartında çok büyük bir problem olmaması gerekiyor. Şu an yapılsa, düzeltilse bile uzun vadede 6 ayda, 8 ayda problem çıkarma ihtimali yüksek. Ha. Bir de sıvı teması olmaması gerekiyor. Ha, biz doğru. Bu iki case'de telefonu yenilemiyoruz. Bunları yedek parça olarak kullanıyoruz. Bunları anlayabilen bir şeydesiniz zaten. Size bir sıvı temaslı bir telefon geldiğinde sen tabii, bunu anlıyorsundur değil mi? Teknik ekibimiz bunu anlıyor. Ha. Peki süreç nasıl ilerliyor? Ben telefonu satmak istiyorum abi size. Kargo oluyor muyum? İstanbul'da kuryemiz var. Şöyle, Aydın'da kuryemiz var. Şimdi bizim franchise mağazalarımız açılıyor. Her ilde mağazalarımız açılıyor. O mağazalarda motor kuryelerimiz var. Motor kuryelerle topluyoruz insanların evinden de. Şöyle ki ön fiyat teklifi alıyor internet sitemizden. Fiyat okey olursa müşteri İstanbul'daysa mesela kuryeyle gönderebiliyor veya Erzincan'da ya da başka bir şehirdeyse kargoyla EasyJet'e gönderiyor. Biz bir test yapıyoruz. Son fiyat teklifini müşteriye iletiyoruz. Müşteri son fiyat teklifine online'dan yine okey verirse telefonu satın almış oluyoruz. Okey vermezse müşteriye telefonunu aynı şekilde ücretsiz kargoyla iade ediyoruz. Şöyle bir şey oluyor mu mesela? Siz benim telefonumu 6000 lira dediniz ama çiçek gibi telefon. 6500 yapıyor musun teklifi? Yok. Pazarlık yapabiliyor musun? Verdiğin maksimum benim alabileceğim. Size de gördüğün maksimum. Para. Sadece şu case'de yükseliyor. Modelini yanlış seçiyor bazen insanlar. Mesela XS telefonu 10S ama 10 seçiyor. Bilmiyor onu. O zaman geldiğinde tabii ki fiyat artıyor. Anladım. Ha. Sen yine onu görünce ekstra para yatırıyorsun yani. Öyle bir. Tabii ki senin telefonun şey 10S. 10 değil diyor. Benim yine bir sorum daha var. Buyur abi. Hoşumuza gitti değil mi iş? XR kullanıyorum belki. Bir şeyler olur. Benim telefonumu bozuk olmasa da alıyor musunuz? Ben de mesela ekranda hiçbir sıkıntı yok, çizik yok aldığımdan beri filmli her şey temiz yani telefon. Tabii ki. Onun yerine ben... Ya, yenileyebileceğim bir şey yok yani benim telefonum. Maksimum güzel bir siler parlatırsın. Yenilenmiş şu demek zaten. Bütün test ve kontrolleri yapılmış. Eski müşteriye ait içerisindeki veriler kalıcı olarak temizlenmiş ve 12 ay garantisi varsa bu yenilenmiş refurbished demektir. Yani illa bunun ekranını bataryasını değiştirmenize gerek yok. Bizim tabii ki böyle aldığımız bir sürü telefon var. İnsanlara iPhone 13 çıktı. iPhone 12'sini satıp 13'e geçenler var. O 12'leri alıyoruz. İçerisindeki verileri silip kozmetik olarak temizleyip geri müşterilere tekrar satıyoruz. Okey tamam. Güzel. Şimdi şeyi düşünüyorum. Benim telefonum hakikaten şimdi nazar değmesin. Ben çok iyi kullanıyorum. Bir çizik dahi yok. Gayet içi de tertemiz. Benim bunu EasyJet'e vermem mi daha mantıklı? Yoksa sahibinden.com ya da Letgo gibi bir yerden peer to peer herhangi bir insana satmam mı daha mantıklı gibi düşünüyorum şu an.
Yani C2C satmayı tercih edebilirsiniz. Belki bizden çok az yüksek bir fiyata satabilirsiniz. Çok fazla değil, çok az böyle. Hı-hı. Ama orada tabii ki süreçler uzun. Yani orada bir mesajlaşma. Sen çok hızlısın diyecektin. Case'leri var. Şimdi bende kurye var. Siz burada kolektifte çalışırken, şurada şu röportajı yaparken telefonunu satıp paranı hesabına alabilirsin. Tamam, evet. Yani eğer zamanın değerliyse izce kullanmak daha mantıklı geldi. Anladım. Tabii. Peki şimdi bahsediyoruz yani bunun bir lojistiği var, kurye gelip gidiyor. Efendime söyleyeyim, white paper seni kullanan hepsi burada gibi, işte Evkur gibi kurumlar var. Bu arka tarafta nasıl bir teknolojiye sahipsin ve nasıl bir insan gücüne sahipsin? Onu merak ediyorum, ekip yapısını vesaire. Ekibimiz şu an 100 kişiyi geçti. Ne? Evet, 100 kişiden fazla var şu an. Tam ekibimiz. Zamanlı 100 kişi mi? Tam 100 zamanlı 100 kişiden fazla ekibimiz var. O da yani franchise'lar, bizim mağazalardaki kişiler hariç. 2022'nin ilk 6 ayında 250 kişilere falan çıkmayı planlıyoruz. En çok ne lazım size insanın gücü olarak? Teknisyen arkadaşlar var tabii. Bu 100 kişinin 50 ile 60 arasında teknisyen ve test ekibi var. Günde kaç telefon yeniliyorsunuzdur? Şu an günde 300 adet telefon yeniliyoruz. Sen ne diyorsun? Ben hiç bu rakamları beklemiyordum. Ben bak, bizim suratımız gittikçe düşüyor çünkü öncesinde konuşmadık. Evet. Sadece güzel bir iş. O yüzden konuk alalım istedik ama işin arkasında bu kadar büyük olduğunuzu bilmiyorduk. Hoşuma gidiyor böyle bilmemek. Ya. Yani. Kapıyı açınca teşekkür, arkada büyük bir dünya görmek. Yani o kadar insan var mı gerçekten? Evet. Telefonu olan ikinci, yani bu anladığım kadar insanlar sence kullanmadığı ikinci telefonunu mu daha çok veriyor, yoksa telefon değiştirecek, yenisini alacak onu mu veriyor? Şu an telefon değiştirecek insanlar veriyor. Hmm. Çünkü kullanma, yani telefonu satmayıp çekmecede bekleten insanların iki tane handikaptan dolayı satmıyor. Bir, güvenlik, içerisindeki veriler ne olur? İki, bununla bir zaman harcamak istemiyor. Yani bir telefoncuya gidip ya da sahibinden biriyle konuşup satmak istemiyor. Doğru. Şu an o insanları tam ikna etmiş değiliz ama o insanları ikna etmeye çalışıyoruz. Telefonda çekmecen durmaz. Telefonun çekmecede durmasın, bize sat, ekonomiye kazandır. Hem ülke ekonomisine katkı sağlar, hem de o telefonu başka bir geri dönüşüm yani. Hem de çevreye katkı sağlar. Evet, bak çok güzel konu. Bu ülke ekonomisi ve çevre duyarlılık çok iyi konu. Hemen şeyi sadece bitirmek istiyorum. Teknoloji tarafında ne durum? Arkada ne gibi teknolojiler var? Hani okey, bir site eminim ki arkada bir panel vardır ama başka acaba bir şey var mı diye soruyorum. Test uygulamamız var. Bu işte bayilerde dışarıda yaptığımız, buyback yaptığımız, satın aldığımız telefonları bir uygulamamız var. Test uygulamamız. O uygulamayla test edip ve fiyatlandırıyoruz. Hı. Zaten büyümek istediğimiz nokta da bu. Hı hı. Bu uygulamayı yapay zekaya göre iyice geliştirip insanlar online'dan fiyat teklifi aldıktan sonra telefonunu bize göndermeden uygulamayı indirip son fiyat teklifini de alabiliyor hale gelecekler. Ben uygulama telefonumu indirdiğinde o uygulama telefonun neyi var neyi yok anlayacak mı? Anlayacak ve diyecek ki bu telefon 3000 TL ve ben 3000 TL'yi ona vermeyi garanti edeceğim. Diyeceğim ki bu telefonu atıyorum şuraya bırakırsan ya da şu kurye senden teslim aldığı anda 3000 liran cebinde diyeceğim. Bu 2022'de maksimum 2-6 ayında olacak. Çok iyi. Inşallah, bir soru daha geldi aklıma abi. İkidir içindeki verilerim ne olur falan diyorsun ya, ben bir telefon satacaksan format atar satarım. Evet. Format attığımda da mı orada benim verilerim kalıyor? Yok, belki bilmiyordur başka. Öyle yoksa bir şey. Yoksa format atmayı bilmeyen insanlar için mi? Format atmayı bilmeyen insanlar da var. Ama gerildim format burada. Attıktan sonra da tabii işi bilen birisi onları geri getirebilir. Öyle mi? Öyle bir küçük de olsa bir ihtimal var. Bizim e-raise programlarımız var. Siliyor komple. Komple kalıcı olarak siliyor. Geri getirilemeyeceğini garanti ediyor. Ay, gittikçe her şey çok mantıklı hale geldi bu arada. Hoşuma gitti. Peki hemen bu ülke ekonomisi ve çevre duyarlılığa gelelim. Yani okey, ilk düşündüğünde daha fazla yani hızlı tüketimi engellediğin için aslında kesinlikle bir çevreye katkıda bulunuyorsun. Ülke ekonomisinin tarafında ne var? Şöyle, ülkemizde sıfır telefonlar ithal ediliyor biliyorsunuz. He. Ve cari açığa bir etkisi var. Yani paralar yurt dışına gidiyor. Evet, evet, doğru. Yenilenmiş telefon yani bir bu kısmı, ikinci eller. Büyük bir kısmı da yurt içinde kalıyor şimdi. Evet. ikinci eller yani yenilenmiş telefonlar daha yaygınlaşırsa, insanlar güvenle bunları alırsa sıfır telefonu daha az alacaklar. Ve ithalat azalmış olacak. Otomatikman cari açıkta düşmüş olacak. Ülke ekonomisine böyle bir katkısı var. Güzelmiş ha. Bir de elektronik dediğin ciddi bir tutarlar yani. Evet. Şu an bir de sadece telefon için düşünüyoruz ama yani biz çok işte telefon düşünüyoruz. Evet, hep telefon düşünüyorum. Bilgisayar, tablet, televizyon, elektrikli scooter, kahve makinesi, bu tarz bütün ürünlerin olduğu bir internet sitesi hayal edin izleyeceğim. Bu arada yani bunların hepsi yenilenmiş olarak var. Gerçekten öyle güzel bir
bence haftaya denk geldin ki hepimiz gördük yani Apple'ın yaptığı sitesindeki zamları. Evet, evet. Yani o rakamlar hiç mantıklı seviyelerde değil. Dolayısıyla insanların buraya yönelmesi çok daha artacaktır. Bir de ben hep şey zannediyordum yani bu bizim ülkemizde özellikle ikinci el telefon marketi çok canlı ve hareketli diyordum ama sen Amerika dedin, Kanada dedin. Onlar için birim para olarak ulaşılamayacak rakamlar değil. Orada belki çevreye duyarlılık çok daha göz önünde. O yüzden mi acaba? Neden mesela Türkiye'den sonra açılmak istediğin bir ülke var mı? Doğu Avrupa ülkelerini araştırıyoruz. Ama dediğiniz gibi Amerika'da ve Kanada'da, Avrupa'da telefon fiyatları uygun olmasına rağmen yenilenmiş telefon pazarı %20'lere kadar ulaşmış orada. Sıfırına göre %20'lerde. Burada daha azdır muhtemelen. Burada şu an yenilenmiş telefon pazarı çok küçük. İkinci el pazarı büyük burada. Şimdi ikinci el pazarı yavaş yavaş yenilenmiş pazarına kayacak. Türkiye'de de %20'lere kadar ulaşmasını düşünüyoruz, ulaşacağını düşünüyoruz. Tabii ki bunun en büyük etkisi bir çevreye duyarlılık. İki, yani telefon uygun olsa bile yanında daha uygunu var ve onun da 12 ay garantisi var. Hani niye o daha uygununu almasın insanlar? Yani bunun aslında şu an fiyatlar artıyor. Evet, bize bir etkisi oluyor iyi yönde ama yani aslında bunu tamamen fiyatla birbirine link etmek de doğru değil. Uygun fiyatlı olan ülkelerde de yenilenmiş telefon pazarı çok büyük. Çünkü bunlar çekmecede beklemeyecek, çöpe gitmeyecek, başka biri kullanacak. Yine her zaman bir şey var değil mi? Talep her zaman var. Bu arada bir şey için teşekkür edeceğim. Tabii senin konuk olacağını biz geçen haftadan biliyorduk. Bu Apple satışı durduğunda da ben sizdeki fiyatlara bakmıştım. Satışa tekrar açtığında fiyatlar güncellendikten sonra tekrar baktım. Fiyatları değiştirmemişsiniz. O konuda helal olsun diyeceğim. Çünkü seni o konuda sıkıştırmayı planlamıştım. Umut biliyor. Ben göstereceğim ona. Eğer zam yaparsa ne bu çakallık diyecektim ama yapmamışlar. Evet, o ne olacak o durum? Mesela... Ama bizim maliyetlerimiz de gitgide artıyor. Tamam söyleyecektim. Evet. Şu an çok oynak bir pazar diyeceğim. Hani kimse kusura bakmasın, hakikaten oynuyor pazar ve fiyatlar da ciddi anlamda değişiklik gösteriyor günden güne. Bu sizin tarafta sabit bir şekilde ilerlemek nasıl mümkün olacak? Yani uzun vadede çok mümkün değil. Çünkü biz de bu yedek parçaları dolarla ithal ediyoruz ve telefonları bu yedek parçalarla yeniliyoruz. Bir, oradan maliyetlerimiz artıyor. İki, sıfır telefon fiyatı artıyor. Yani iPhone 11 7000 liraydı. Bugün 10.000 lira oldu. Şimdi iPhone 11'i biz almak için önceden 6.000 lira, 5.500 lira insanlara teklif ediyorduk. Şimdi artık o fiyatı teklif edersek kimse telefonunu bize satmaz. Artık 8.000 lira, 9.000 lira teklif ediyor olmamız lazım. Yüksek fiyatta teklif ettiğimiz zaman mecburen satışımız da, fiyatımız da artacak. Yani bizim iş aslında birbirine çok bağlı. Yani insanlardan telefon tedarik edebilmem lazım satmam için. Sıfırlar artarsa eski telefonlu insanların daha fazla fiyat vermem lazım. Daha fazla fiyat verince de satışım artıyor. Nasıl bir modelde yapıyorsun bunu? Çünkü senin fiziki lokasyonların da var. Şimdi franchise dedin. Site de var. Nasıl bir model bu şu an? Bize bir anlat ve en çok nereye odaklanmak istediğini merak ediyorum. Ben olsam hep internet sitesini önemserdim. Ama demek ki müşteri algısı bir farklı, müşteri deneyim olarak bir farklılık var ki siz franchise'a kadar gidiyorsunuz. Yani biz e-ticaret sitesiyiz. İnternet sitemizi kesinlikle en önemsediğimiz yer internet sitemiz. İnternet sitemizi de yeniliyoruz. 2022'de yeni bir internet sitesiyle devam edeceğiz. Fakat insanların telefon bize satarken kargoyla ürünü bize gönderip parasını alması birkaç gün sürüyor ve insanlar bu senaryoda çok mutlu olmuyorlar. Bizim bayi ya da her ilde bir EasyCep noktasındaki açmamızdaki en önemli sebep insanların telefonlarını anlık olarak satabiliyor ve paralarını alabiliyor olması lazım. Anladım. Bizim o noktalardaki zaten esas amacımız insanların telefonlarını toplayabilmek. Tabii toplarken de bazı insanlarda şöyle handikaplar var. Hani bu yenilenmiş illa görüp almak istiyorum diyenler var. O yüzden o noktalara telefon teşhiri de yapıyoruz. O noktalardan insanlar alışveriş de yapabiliyorlar. Anladım. Aslında neden MediaMarkt hala varsa sen de o yüzden varsın. Çünkü insanlar gidip görmek, fiziki bir temasta bulunmak istiyor cihazlarla çoğu. Evet, hem o hem de insanların bize telefonu satarken işini hızlandırmak, kolaylaştırmak. Ha, anladım abi. Bayağı 2022. Bu, evet, 2022 çok linkledin değil yani. Mi? Ne var ne yok 2022'de? Bize bir vizyondan ve yatırım turu almış mıydınız? Tohum yatırımı aldık. Ne kadar Mayıs aldın? Ayında 9 milyon TL. Daha yeni Mayıs'ta mı aldınız? Evet, doğru. Önce. Planlarımız arasında 2022'nin en geç başında da bir seri A yatırım turu planlıyoruz. Hadi bakalım. Orada ne kadar sizce ihtiyacınız olur? Yani onlar şu an tam belli değil artık. Değil, çalışıyoruz onun üzerine. Değerlemeyi söylemiş miydiniz 9 milyon lira alırken?
Onu da yok söylememiştik. Abi ne ama bu yani. Turda değerlemeyi söylüyor. Bir şey söylemiş. Ne bu gizem ya? Biz sana söyleyelim. 2022'de Türkiye pazarının hani bu regülasyon ve şu an mesela bir kamu spotu yayınlanıyor televizyonda. Ticaret Bakanlığı'nın çektiği, belki görmüşsünüzdür. İnsanları bu yenilenmişe teşvik etmeye çalışıyorlar. Öyle mi? Evet. Burada Ticaret Bakanlığı'nın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin de büyük katkıları olacak ve 2022'de bu pazarın kesinlikle çok büyüyeceğine inanıyoruz. Biz de bu aldığımız yatırım turuyla bu pazarı izleyip olarak domine etmek istiyoruz. Yurt dışına açılım olur mu 2022'de? Ben de tam en son bunu soracaktım abi. Konuşuyoruz şu an, araştırma yapıyoruz, pazarlara bakıyoruz. Olabilir, olmayabilir. Orada franchise modeli mi uygulanır yoksa siz mi gidersiniz? Orada marketplace olarak EasyJet bir ülkeye gider. Oradaki yenilenmiş telefon satıcılarını bulur. Onlarla işbirliği yaparak bu işe o ülkede de girer. Anladım. Böyle bir iş yapmak için kimlerle çok fazla dirsek temasında olmak gerek? Yani sen en çok kimlerle konuşuyorsun? Kimden akıl alıyorsun? Kimin yönlendirmesini istiyorsun seni? Yani. Şimdi bir regülasyon mantığı var. Hadi onu da dahil ederek konuşalım yani. Şöyle, bir kere üreticiler bu işte en önemli ayaklardan birisi. Çok yani doğru. Samsung, Apple, Huawei bu telefon üreticileri çok önemli. Çünkü onlar sıfır telefon üretip satıyor olması gerekiyor ki biz de ikinci elleri alabilelim. İki operatörler bu işte çok önemli. Operatörlerde çok bayileri var ve onların çok ulaşabilirlikleri var. Üç, e-ticaret siteleri, işte herkesin bildiği, hepsi burada, Trendyol, N11. Bunlar bu işte çok önemli. 4, teknoloji marketler çok önemli. Bunların hepsiyle işbirliğimiz var. Hepsiyle bir şeyler yapıyoruz. İşte Carrefour'la biraz önce söylediğim gibi bütün Carrefour'larda eski telefonları topluyoruz. 5 tane Carrefour'da da EasyJet standlarımız var. İnsanlar yenilenmiş telefon alabiliyorlar orada. Bu tarz işbirliklerin hepsini yapıyoruz. Sizin kendi kampanyanız yok mu? Mesela ben telefonumu sana getirip nakit aldığımda 5000 lira ama takas yapacağım. Tabii sen... %10 daha fazla. Ha. 5500. Abi bunlardan bahset bize. Hep Carrefour, Marfur reklam yapıp duruyorsun. Sizi de kapatacağım. Senin eklemek senin bir şey var mı diye soralım. Lütfen abi. Yani. Belki içinde kalan bir şey olmuştur. Şöyle diyebilirim. Yenilenmiş telefon, insanlar çekmecesinde bekleyen telefonları bekletmesinler. Bir an önce yenileme merkezlerini EasyJet'e satsınlar. Bunlar ekonomiyi kazandırsınlar. Başkaları da bu telefonları kullansın. Hem çevreye hem ekonomiye büyük bir katkılar olmuş olur. Hem de cebinize para girsin. Evet. Sosyal sorumluluk olarak da satmaları lazım insanlar. Süper. Ağzına sağlık abi. Bence bayağı hızlı. Böyle nokta noktada atış yaptın. Güzel cevaplar verdin. Hoş bir sohbet oldu. Öğrenmiş olduk biraz. Yani ben bu kadar bilmiyorduk. Hem büyüklük, boyut. Evet. Pazarın büyüklüğünü tahmin etmek, herkes bunu tahmin edebilir. Yani hiç zor değil. Özellikle bu yükselen fiyatlarda ilginin iyice bu tarafa kayacağı da hepimiz hemfikiriz yani eminim ki. İnşallah yolunuz açık olur. Çünkü okey, işin sonunda bir ticaret... bir şey daha soracağım ya. Sor ya. Yani en uç noktada yapmak istediğiniz şey ne abi? Siz buradan çok büyük bir şirket olup böyle büyük paralar kazanarak devam etmek istiyorsunuz? Yoksa böyle bizi biri satın alır, exit yaparız muhabbeti var mı? Yatırım alıyorsan çünkü... Tabii ki yani her yatırımcının planı olacak. Her girişimcinin hayallerinden biridir exit yapmak ama oralara daha yolumuz var. Yani ilk önce Türkiye pazarını, sonra Avrupa'da bu işi yapıyor olmamız gerekiyor. Hı-hı. Ve sadece telefonun için değil, bütün yenilenmiş elektronik ürünlerin olduğu bir internet sitesi haline gelmesi lazım izleyip. Ondan sonra olabilir diyorsun. Tamam. Tamam. Dostlar çok teşekkür ederiz izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Umarım bir şeyler katmışızdır. Umarım ya da çekmecenizdeki telefon değerlendirmenizi sağlamışızdır. Güzel bölümlerle devam edeceğiz. Mükellef'in sunduğu Swipeline Podcast'ın sonuna geldik. Bye bye. Swipeline'den satın aldığın telefonun %10'unu alırız, olur mu?